Şimdi bizim demokratik mücadele eylem planımız aslında kapsamlı bir direnişi ve kapsamlı bir kitleselleşmeyi hedefliyordu. Fakat pandemi koşullarında biz bu programı revize etmek zorunda kaldık. Dolayısıyla aslında Hakkari'de nedir neye yürüyüşle başlayan ve işte 1 Eylül'de insan zinciri, işte Türkiye tarihinin en büyük insan zincirleriyle tamamlanacak olan bu kampanya bir şekilde amacına elbette ulaştı. Nasıl ulaştı? Türkiye'deki demokrasi güçlerinin, Türkiye'de aslında itirazı olan bütün güçler bir şekilde yeni döneme göre pandemi koşullarında mücadele yol ve yöntemlerini bulmak zorundalar. HDP aslında bir bakıma bunların öncülüğünü de yaptı. Kadınlar bunun öncülüğünü yaptı işte İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkarak. Dolayısıyla aslında hem bir cesaret, hem bir direnişe çağrı, hem de mevcut siyasi iktidarın uygulamalarına ses çıkarma yöntemi açısından İstanbul ve yani Edirne ve Ankara'da başlayan işte İstanbul, Ankara, Ahmet, İzmir'de buluşmalarla süren demokratik mücadele sürecimiz aslında birçok şeyi açığa çıkarttı. Örneğin insanların artık yürüyebileceğini, sorunların bir şekilde çözümünün direnişten geçtiğini tekrar hatırlatmış oldu. Diğeri de aslında Kürt sorununun savaşla, saldırıyla, tutuklamayla, kayyumla, yine sınırların dışına işgalle çözülemeyeceği gerçeğini bir kez daha hem açıkladığımız deklarasyonlarla ortaya koyduk, hem de aslında yapılması gerekenleri sıraladık tekrar. Yani Türkiye'de Kürt sorunu çözülmeden, Kürt sorununun demokratik haklar ve halk olmaktan doğan hakları temelinde çözülmeden Türkiye'de birçok sorunun aslında devam edeceğini de ortaya koyduk. Nitekim ekonomik kriz, ekoloji sorunu, işte çarpık kentleşme, talan, vurgun, işte diyelim ki zamlar, bunların tümünün kaynağında savaş politikası var. Bunu kesinlikle bilmek gerekiyor. Savaş kime karşı yürütülüyor Türkiye'de? Düşmanlaştırılan bir halk var. Kürt halkı düşmanlaştırılmış, adeta vatandaşlıktan çıkarılmış. Bütün haklarına kapsamlı bir saldırı var. Ve yine bu kapsamda aslında Kürt sorunundaki savaşı derinleştirmek için uluslararası güçlerle inanılmaz tavizkar politikalar ve pazarlıklar yapılıyor. Libya'ya işte asker göndermekten tutalım çeteleri oraya nakletme, İdlib'de Türkiye'nin varlığı, tüm aslında Rojava'da Kürt kazanımlarına karşı hamlelerdir. İşte Güney Kürdistan'da sürdürülen neredeyse günü işte milyarlarca dolara mal olan bir savaş var. Şimdi bunların tümünün bir şekilde görünür kılınması açısından bu demokratik mücadele programı önemliydi. Birçok çevre aslında tekrar bu çağrıyı yaptı. Nitekim dikkat ederseniz Kürt sorununu başka güçler, başka çevreler tekrar gündemine almak zorunda kaldı. Şimdi biz aslında 2-3 yönlü geliştirdik bu mücadele programı. Birincisi halkla buluşma, yani halkla tekrar danışma. Diğeri sivil toplum örgütleri ve birçok çevreyle, siyasi partiyle buluşma, görüşlerini ve düşüncelerini alma. Diğeri de aslında iktidara karşı bir şey, bir tavır, bir tutum ortaya koymak açısından eylemsel bir duruşumuz oldu. Yani etkinlikler gerçekleştirdik. Şimdi bunların tümünden çıkan aslında şu: herkes rahatsız bu iktidarın uygulamalarında. Aslında bu iktidar birçok şeyi kaybetmiş. Sivil toplumun desteğini kaybetmiş, halkın desteğini kaybetmiş, şeyin işte diyelim ki meşruluğunu ve haklılığını kaybetmiş, yitirmiş ve dolayısıyla insanların rahatsız olduğu. Meslek odaları rahatsız, sivil toplum rahatsız, işçi sınıfı muazzam bir yoksulluk içerisinde ve rahatsız.
Ama işte yol mücadelenin yol ve yönteminde bir sorun var, bulamıyorlar. Çünkü muazzam bir baskı, muazzam bir otoriterlik insanların kafasını kaldırmasına izin vermiyor. Dolayısıyla aslında HDP'nin bu çevrelerle buluşması şuna da yol açtı. Mücadelenin nasıl yürütüleceğine dair bir herkes bir arayış içerisinde. Herkes çok rahatsız, çok öfkeli ama çok yalnız. Yani tek başına. Dolayısıyla bu birlikteliğin nasıl yakalanması gerektiğine dair bir arayış var. HDP yeni dönemde mücadele hattını da, siyasi hattını, politik hattını da oluştururken yine işte direniş hattını ittifaklar temelinde geliştirirken bu kesimlerle nasıl yan yana geleceğini ve nasıl mücadele yürüteceğinin haritasını, yol haritasını oluşturacak. Şimdi üçüncü aşamanın aslında esas teması şudur. Yani savaş, işgal politikalarına karşı barış, tecrit, yani bir bütünen tecrit siyasetine karşı da özgürlük. Şimdi bunu niye tercih ettik biz? Türkiye'de en büyük sorun şu, savaşla, kanla, ölümle, tutuklamayla, işte gasp etmeyle ayakta duran ve çoğunlukla bunu Kürtlere karşı yaparak ayakta duran milliyetçi bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani milliyetçi dala tutunan iktidar Kürtleri bir şekliyle aslında esas düşman ilan ederek savaş politikalarıyla ayakta duruyor. Türkiye'deki halkları da milli beka sorunu diye kandırarak bu sürece entegre ediyor. Dolayısıyla aslında bütün kötülüklerin sebebi bu iktidarın ayakta kalmak için devreye koyduğu savaş konseptidir. Savaş. Dışarıda savaş, içeride savaş, dışarıda düşmanlık, içeride düşmanlık. Ve bir bakıma bu atmosferde Türkiye'deki demokrasi güçlerini bastırma. Biz de işte buna karşı aslında bir barış hareketine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye tarihinin en büyük barış gücü demokrasi güçleridir. Ama yalnızlar. Bir türlü bir araya gelme, bir türlü bu iktidarın bu kabul edileme siyasetine dur deme iradesi ve birliğini gösteremiyor. Şimdi biz 1 Eylül'de işte bu güçlerin tümüne ulaşmayı hedefliyoruz. Bu güçlerin artık bu gerçeği görmesi. Savaş karşısında savaş bloğu, işte diyelim ki baskı ve zorba bloğu olarak tanımlanacak kanla, gözyaşıyla ayakta duran savaş siyasetinde ısrar eden iktidara karşı barış gücünü, barış güçlerini bu birleştirme. Şimdi barış kavramının etrafında eğer Türkiye muhalif güç, muhalefeti, Türkiye demokrasi güçleri, Türkiye demokratları, Türkiye sosyalistleri, Türkiye'deki inançları, işte inanç hassasiyeti olan müteddeyinler ve diğer inanç grupları bir araya gelmese hangi kavram üzerinde bir araya gelir? Bu zor yani. Barıştır. En meşru, en doğru zemin barış zeminidir. Bu yüzden biz onu 1 Eylül'de tercih ediyoruz. İkincisi, tecrit olayıdır. Şimdi herkes şunu şöyle düşünüyor. Aslında tecritin sadece işte Sayın Öcalan üzerinde yürütülen yalnızlaştırma, dışarıyla ilişkisini koparma ve yalıtma bir şekilde aslında bütün dünyada soyutlama olarak tanımlıyor. Hayır, o siyaset Türkiye'nin tümüne sirayet etti. Şu an İmralı sistemi aslında bütün Türkiye'ye sirayet etmiş durumda. Dolayısıyla aslında Türkiye'deki rejimin karakteri tecrit ederek yönetme, tecriti bir yönetim haline getirme. O açıdan tecrite karşı da özgürlüğü savunuyoruz. Özgürlük toplumsaldır. Bütün kesimleri, mesela cezaevlerini boşaltmak bir özgürlük mücellesini gerektiriyor. Bütün cezaevlerini boşaltma. Örneğin İmralı tecritini kırmak aslında savaş politikalarına dur demek anlamına geliyor. Çünkü oradaki çözüm ve barış iradesi defalarca sınanmış, denenmiş. O açıdan yani
Biz tecrit aşılmadığı sürece, tecrit politikası özgürlüğü mücadelesiyle aşılmadığı sürece savaşın da devam edeceğini düşünüyoruz. Savaş ve tecrit çok birbiriyle paralel duruyor, yani iki şey, iki olgu, iki siyaset. Biri diğerini derinleştiriyor. Tecrit derinleştikçe savaş derinleşiyor, savaş derinleştikçe tecrit toplumsallaşıyor. Barış ve özgürlük de böyle birbiriyle paralel iki kavram. Barış iklimi, toplumsal barış, psikolojik barış, işte sınıfsal barış, kadın erkek eşitliği üzerinden barış aslında bir bütünen toplumun tüm kesimlerine yayılmış içeride bir barışın dışarıyla da ilişkisi kurulduğunda aslında bir özgürlük ortamının oluşmasını getirir beraberinde. Özgürleştikçe toplum barış olgusu da gelişir. Dolayısıyla bu iki kavramı aslında yeni dönem 1 Eylül'le beraber biz başlatıyoruz ama örneğin biz bunu mücadele hattımıza dönüştüreceğiz. Savaşa karşı barış bloğu, tecritte karşı özgürlük mücadelesi yürüteceğiz. Şimdi bu kapsamda ne yapacağız peki? Bu kapsamda işte biz aslında büyük mitingler düşünüyorduk. Mesela Ahmet'te Nevroz alanında işte sosyal mesafeyle örgütlendirilmiş işte 100 bin kişilik miting. 1 Eylül'ü bir şekilde 1 Mayıs ve işte 21 Mart, yani Nevroz ruhuyla karşılamayı düşünüyorduk. 2-3 kentte aslında devasa mitingler yapmayı düşünüyorduk. Fakat maalesef hastalığın geldiği düzey, pandeminin işte giderek tedbirsizlikten dolayı yaygınlaşması nedeniyle biz de aslında toplum sağlığını düşünerek barışı daha görünür kılmak, özgürlüğü daha görünür kılmak için insan zinciri gerçekleştireceğiz. Bu konuda işte 7-8 merkez var. Esas merkezlerden biri Ahmet'tir, biri İstanbul'dur. Diğer işte Türkiye ve Kürdistan kentlerinde de bu etkinlikleri oluşturacağız. Fakat bunun startını işte Kayyum'un yıl dönümü olan yani 19 Ağustos'ta veriyoruz. Mardin ve İstanbul'da. Aslında bu da bir mesaj. Kayyum sadece Kürtlerin, HDP'nin sorunu değil. Kayyum İstanbul'un da sorunu, Ankara'nın da sorunu, İzmir'in de sorunu. Kayyum çünkü bir gasp yöntemidir ve her yere, her kazanılmış her mevziye hükümet tarafından kolaylıkla tayin edilebilir, atanabilir bir gasp aracıdır. O yüzden Ahmet diyorum, Mardin ve İstanbul'u tercih ediyoruz. 1 Eylül belki bu üçüncü aşamanın finalidir. Yani insan zincirleriyle taçlandıracağız ama mücadele durmayacak. Örneğin biz tecride karşı daha etkili bir mücadele yürüteceğiz. Güç birliğinin sağlanmamasının en büyük sebebi iktidarın bu konuda sürekli baskı uygulaması, HDP'yi ve işte diğer muhalefet partilerini birbirinden ayrıştıracak siyaseti yürütüyor olması, meşru, mecliste temsili olan partileri başka tanımlamalarla sürekli kriminal göstermeleri ve muhalefetin de buna tavır alamaması. Yani şöyle, yani cesur bir muhalefet gücü, muhalefet bloğunun ortaya çıkıp AKP'nin gayrimeşru, MHP'nin gayrimeşru yönlerine de vurgu yapan ama bütün siyasi partilerin onlar kadar Türkiye partisi olduğunu, Türkiye halklarının temsilini gerçekleştirdiklerini vurgulamaları gerekiyor. Mesela CHP'yi HDP ile dövüyor. HDP'yi yalnızlaştırarak işte bilmem
güya selam verilemez hale getirmeye çalışıyor. Ondan sonra CHP'yi içten karıştırıyor. Yani şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Kriz içerisinde olan, yönetemeyen bir hükümet aslında muhalefet partilerini tek tek içten krizle bırakmak istiyor. İçte kriz halini yaratmaya çalışıyor. Bu özel bir politika. HDP son dönemdeki yönelimlerin bir sebebi budur. CHP'de işte belli kişilerin çıkıp yeni parti kuracağız vesaire demesinin ardından iktidar bloğundan onlara destek açıklamaların gelmesinin sebebi budur. İşte yine İyi Parti'yi işte yuvaya davet etme girişimlerin sebebi bu. Yani aslında iktidar kendisi yönetemiyorken, kendini yürütemiyorken karşı tarafı da bir şekilde birleşemez, bir araya gelemez hale getirmeye çalışıyor. Bu özel bir politika. Ama başka bir sebep daha var. Şimdi ben muhalefet partilerinden veya parti zeminde bir araya gelmekten bahsetmiyorum. Toplumun neredeyse %60'ı, %80'i bu hükümete rıza göstermiyor. Bu hükümetin politikalarını tercih etmiyor. Bu hükümetin politikalarının aslında Türkiye'yi bir felakete götürdüğünün de farkında. Ama bir öncü güç, öncü hareket, örneğin işte diyelim ki Haziran hareketi gibi. Yani bütün farklılıkları bir araya getirecek bir hareket çıkmıyor. Bunun sebebi aslında muhalefetin belli yönleriyle iktidarı yeteri düzeyde okuyup doğru bir mücadele hattını oluşturamamasıdır. Yoksa aslında AKP-MHP iktidarı aslında Türkiye'de siyaseten toplumsal zemini kaybetmiştir. Toplumsal desteği de kaybetmiştir. Şimdi mücadeleyi tekrar güvenle, kararlılıkla geliştirme, o bloğu oluşturma, o cepheyi güçlendirme zamanı. Biz de HDP olarak hem bu konuda öncülük etme misyonuyla hareket ediyoruz, hem de bu konuya öncülük edenlerin yanında da yer alabileceğimizin işte bir şekliyle aslında öncü çıkarsa yanına olacağımızı, destek vereceğimizi de belirtmek istiyoruz. Yani bir herhangi bir siyasi kompleksten, siyasi bir ön kabulden bağımsız Türkiye'nin demokrasiye geçişini gerçekleştirecek bir mücadele hattına ihtiyaç var. Bunu belirtmek istiyorum. Yani HDP ve Türkiye'de bu rejimin değişmesini isteyen herkesin her koşulda, pandemi dahil, her koşulda bir mücadele yolunu ve yöntemini bulması gerekiyor. Bu elbette bunun en önemli ayağı sokaktır. Sokakta mücadele gelişmedikçe, mahallede mücadele gelişmedikçe, meydanda işte diyelim ki fabrikada mücadele gelişmediği sürece ve bunların tümünün bileşkesi olarak toplumsal bir muhalefete dönüşmediği sürece iktidar her koşulda, her kriz halinde Türkiye toplumunu manipüle etmeye devam edecektir. Çünkü yani kadınların mesela çok muazzam bir direniş örneği var İstanbul Sözleşmesi'ne karşı. Demek ki pandemi koşullarında aslında mücadele yürütülebilir. Bir bu, yani bu konuda HDP asla sokağı terk etmeyecek yeni dönemde de. Şimdi bir şekilde şuna da değinmekte fayda var. Türkiye'de iktidarın yürüttüğü savaş, öldürme, yıkma, yakma, gasp etme siyasetin bir sonu var. Yani sonsuz değil bu siyaset. Bu siyasetin iflas ve tıkanıklık yaşayacağı noktaya geldiğini düşünüyoruz. Artık daha ötesi Türkiye toplumunu, Türkiye aslında halklarını çürütebilecek bir düzeyde olacak. O yüzden Türkiye'deki halkların
Türkiye'nin gerçekten geleceğini düşünen, Türkiye toplumunun geleceğini düşünen tüm güçlerin öncelikle bu çürüten, kirleten, yıkan, yakan savaşa dur demesi gerekiyor. Ve dolayısıyla biz bu yüzden sokağı terk etmeyeceğiz. Çünkü bu toplum bu iktidarın politikalarına rıza göstermediğini gösteriyor. Seçimde gösteriyor, işte mikrofon uzatıldığında gösteriyor, eylemde gösteriyor. Dolayısıyla bu bunun bir şekilde bir öncülükle kapsamlı bir karşı duruşa dönüşmesi gerekiyor. Bu konuda başarılı olacağımıza da inanıyorum. HDP bu konuda ısrarlı olacak. Kürt sorunu öyle politik hesaplarla, politik çıkar ve dönemsel işte diyelim ki pragmatist, faydacı siyasetle gündeme alınıp çözülecek bir konu değil. Bu konuda böyle yaklaşacağını yakan bir yakıcılıktadır Kürt sorunu. Bu iktidar, kaç iktidarı işte diyelim ki devirdi bu sorun. Ne yanlış yaklaşıldığı için, çözemediği için, çözüm iradesi geliştiremediği için. O yüzden hangi güç Kürt sorununun çözümüne adaysa ve Kürt sorunu çözeceğine dair samimi ise 2-3 hususu öncelikle alması gerekiyor. 1. Bu sorunu kimlerle çözecek? Muhatabı kim? 2. Kürt sorununu çözmemekte ısrarcı davranan ve Kürt düşmanlığı yapan bu iktidara sözü ne? Yani bu iktidar karşısında ne söylüyor? Üçüncüsü ve en önemlisi, Kürt'ün haklarını, Kürt'ün halk olmaktan doğan hakları ve statüsünün nasıl tanımlıyor ve nasıl bir çözüme kavuşturacak? Bunların bu üç soruya cevap veremeyen bir güç, iktidarın daha önce denediği pragmatist, faydacı Kürt sorunu üzerinden kendine rant sağlama zeminin dışına çıkamaz. Ya da lafazanlık veya işte nasıl diyeyim bir şekliyle aslında işin polemiğin ötesine gidemez. Politik polemiğe dönüştürür. Şimdi bu biz HDP olarak bu çağrıyı yapıyoruz tekrar. Köklü bir projeyi ortaya koymadan Kürt sorununa pragmatist, faydacı, Kürt'ün oyuna göz dikerek gündemde tutma şeyleri tehlikelidir, yanlıştır. Bu işe girenleri yakar.